Yılbaşı bilir, yango yılbaşı. Yılbaşı İstanbul. Hayır İstanbul değil ya, hayır Sabit Bayi. Kim arıyor? Ana Bayi Sabit Bayi, Ana Bayi, Ana Bayi. 50 dünyanın sahibi aranıyor. Bana çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Şansınızı deneyin. 50 dünyanın sahibi aranıyor. İstanbul, 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 İstanbul. Devlet bu hususta gerekli hassasiyeti göstermiş olsaydı, tedbirleri almış olsaydı, önlemleri almış olsaydı maalesef bu gençlik bu hale gelmezdi. Niye? Çünkü devletin bizzatı kendisi kumarı meşrulaştırmış. Yani kanun çerçevesi içerisine almıştır. Spor toto dükkanları, bayileri, spor loto bayileri, bu şans oyunlarının yani çok serbestçe normal bir bakalı açarcasına her sokak başında, her mahalle içerisinde bunun gibi mekanların açıldığını ve devletin bunlara ruhsat verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla devlet görevini yapıyor diyemeyiz. İkincisi devlet bu nesli İslami bir gençliği yetiştirmekten uzak durduğu için zaten İslamsız, maneviyatsız yetişen bir gençlik nereye gidecektir? Bu tür mekanlara takılacaktır. Devlet iki sefer suç işliyor burada, görevini yapmıyor. Bir, bu tür şeylere imkan sunduğu için. İki, nesli, gençliği İslam'la buluşturma imkanını gençliğe vermediği için, bu alanda yeterince bir çalışma yapmadığı için boşlukta kalan, maneviyattan uzak kalan gençlik maalesef bu tür tuzaklara düşmektedir. Bu tür ahlaklara müptela olan gençliğin ailelerine, herkesten önce ailelerin başına bela olduğunu görüyoruz. Ailelerin bu yüzden paramparça olduklarını görüyoruz. Boşanmaların büyük bir kısmının belki bu tür sebeplerden dolayı ortaya çıktığını, çünkü insanların bu kumar yoluyla birçok şeylerini feda, yani kaybettiklerini, hatta insanlar bu uğurda namusunu bile kaybediyor. Dolayısıyla bu ailelerin parçalanmasına, toplumun parçalanmasına, huzursuzluğa sebep olduğuna şahit oluyoruz. Bu tür yollara düşen bir genç topluma da, kendisine de, ailesine de, herkese sadece zarar veren bir varlık haline dönüşüyor. O nedenle bunun çaresi her şeyden önce İslami bir hayata sahip bir neslin yetiştirilmesidir. Bu tür haramların toplumun topluma iyi bir şekilde anlatılması, bunun zararları topluma, özellikle gençliğe, okullarda bunların özellikle anlatılması lazımdır. Bugün esrar, eroin ve bunun gibi hastalıklar artık çocuk yaştaki bir şeye, seviyeye gelmiştir. İlkokullarda esrar satılıyor, eroin satılıyor ve bunun öbür ayağı olan işte kumar ve benzeri hastalıklar geliyor. Dolayısıyla her şeyden önce bundan şikayet eğer ediyorsa devlet, hükümet bundan şikayet ediyorsa bunun önüne geçmesi lazım. Bu hususta üzerine düşeni yapması lazım. Bu insanların eğitilmesi lazım. Bu insanlara maneviyatının yeterince verilmesi lazım. Anne babalar bu hususta görevlerini yapması lazım. Çoluk çocuğunu zamanında, yani İslami bir ahlaka sahip kılması lazım. Evde bu terbiyenin verilmesi lazım. Bu çocukların temiz mekanlara verilmesi lazım. Bu çocukların efendim dinini öğrenmesi için camiye, cemaate alıştırılması lazım. Toplumun bu hususta ki sıkıntılarını dile getirmesi lazım. Toplumun bunun önüne geçmesi için birbirine el vermesi lazım. Ve ancak bu şekilde bu hastalıkların önüne geçilebilir. Çünkü televizyonda bakıyorsun, kumar reklamı yapıyor, fuhuş reklamı yapıyor, aşk reklamı yapıyor. Ve bu çocuk yaştaki dizilerle çocuk yaşa kadar bu indirilmiş, teşvik ediliyor zaten. Yani gençlik arasında bu tür teşvikler her basın yayın yoluyla yapılıyor. Devlet üzerine düşeni yapacak, aile üzerine düşeni yapacak, anne baba üzerine düşeni yapacak. Toplum bu husustaki huzursuzluğunu dile getirecek. Hükümeti, devleti buna zorlayacak, teşvik edecek. Ve ancak o şekilde hep beraber belki neslimiz bu tür bataklıktan kurtulur.